Bugün yine sizlerle buluşmanın keyfini ve heyecanını yaşıyoruz. 17 Şubat 2021. Evet karlı soğuk bir gün ama bugün sizlere anlatacaklarımızla, Aesop Maysın yenilikleriyle o birleştireceğimiz noktalarla buradaki enerjimizi sizinle paylaşmak için tüm ekibimiz olarak çok çok heyecanlıyız. Sizler de umut ederiz ki ekran karşısında çaylarınızı, kahvelerinizi, notlarınızı almışsınızdır. Bizlere eşlik etmek için aynı heyecanı duyuyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Ve bugün Ace of Mice'ın A'dan Z'ye 2021'de yaşanacak olan yeniliklerini, güzelliklerini, ekstra şovlarını, heyecanlarını, her şeyini sizlere derinlemesine anlatacağız ve dediğimiz gibi bu heyecanı sizlerle birlikte yaşayacağız. Enson Weinstein basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İsterdik ki burada göz göze bakalım ama bu dijital ortamlarda bizlerin sizlere ulaşmasında en büyük yardımcımız o yüzden hemen Magic Plus'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Magic Plus stüdyosunda Türkiye'de ilk kez Disguise XR'la tanışıyoruz aynı zamanda. Ve genişletilmiş gerçeklik konusunda da dünyanın bir numaralı tercihi olan Disguise XR teknolojisi Magic Plus stüdyolarıyla artık Türkiye'de eğer sizler de bu teknolojiden yararlanmak isterseniz bunu da kenara bir not alın diyoruz. Ve genişletilmiş gerçeklik aslında nedir diye bir soru takılabilir aklınıza. Hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Genişletilmiş gerçeklik canlı prodüksiyon alanında, canlı prodüksiyon dünyasında deneyimlediğimiz gerçekliği şu an tıpkı bizim sizlerle olduğu gibi sanal ve gerçek dünyaları birbiriyle harmanlayarak ve bütünüyle kapsayıcı bir deneyim yaratarak genişletmek amacıyla artırılmış sanal ve karma gerçeklik biçimlerini birleştiren şemsiye bir kavram ve bizler de bugün bu şemsiyenin altındayız. Disguise XR dönemi Hayırlı uğurlu olsun. Magic Box'a başta kurucusu Vedat Coşkun olmak üzere tüm ekibe de canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ben hemen Volkan Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Dışarıda Hoş bulduk. kar yağıyor ama evet. burada yarattığımız bu bütünlük, bu heyecan evet. ve yine bir Aes of Mize 2021 yılı neler yaşayacağız? İçimizde hangi heyecanlar var? Tek tek sorularım var. Onları paylaşmak istiyorum ama evet. öncelikle şöyle bir enerjinizle herkese nasıl hitap etmek istersiniz? Nasıl bir başlangıç yapmak istersiniz? Valla El Somayes'in bir küresi e, kar fırtınası. <laughs> yine, yine iki buçuk saatte geldik stüdyoya. E, Onun için bir on dakika geç kaldık. E, herkesten özür diliyoruz. Kusura bakmayın. E, El Somayes heyecanı başladı. E, her sene real yaptığımız birebir yaptığımız e, iletişim ve basın toplantımızı bu sene bu artık uzay gemisi içerisinde yapıyoruz. E, şu an İhsar'dayız. E, çok da keyifli bir ortam var. Ee, Eson, sen çok kısa bahsetmek istiyorum bu sene 2-4 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezinde e, fuarımızı ger gerçekleştiriyor olacağız. E, her şey rağmen, yine pandemiye rağmen, işte e, bütün dünyasın olumsuz koşullara rağmen biz bu işi e, yapacağız dedik ve bütün gücümüzle, bütün ekibimiz olarak e, çok yoğun, uzun süreden beri çalışıyoruz. Bu çalışmaları ben teker teker sormak istiyorum ama hemen şu detayları da paylaşmak istiyorum. Çünkü hiçbir iş tek başımıza olmuyor. Olmuş, hiçbir tabii. zaman biz ben demiyoruz, biz diyoruz. Bizden çıkan değerlerle o noktaları birleştiriyoruz. Eşim. O yüzden A.S.O.M.I.S. Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TURSAP stratejik partnerliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, TÜROP, Antalya Tanıtım Vakfı, ve Koskep desteğini de e, onlara teşekkür ederek buradan tekrar hatırlatmak istedim Ogam Bey. Tabii ki yıllardan beri bize bütün sektör daneklerimiz, şey bakanlıklarımız kuruluşlarımız destekliyor. bu sene de yine bütün destekleri aldık. bütün kurumlarımıza buradan özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki başladı milli gururumuz isim ve ana sponsorumuz Türk Hava Yolları olmak üzere. Hemen şöyle 2021'i kafamda canlandırıyorum. Bu zamana kadar kaç kaç yıl olmuştu bizi geri götürün. Toplamda kaç yıl oldu Enso Mice? Şöyle Enso Mice 9 yıl oldu Evors'la beraber. Maşallah. Bu sene puanın 8, 8 .'si. ee, tabii şöyle geçmişe bakacak olursak hep beraber son 8 yıl herhalde ülkemizin de başına gelmeyen maalesef hiçbir şey kalmadı. Çok sıkıntılı dönemleri atlattık ve bu sıkıntılı dönemlerde de biliyorsunuz mice sektörü ve turizm sektörü ilk etkilenen sektör ama biz hiçbir sene ara vermedik. Her sene şart, durum ne olursa olsun, darbe de olsa, işte savaş da olsa, siyasi krizler de olsa durmadan yaptık. Pandemi de bizi durdurmayacak. Bütün gücümüze, bütün enerjimize çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah 2021 yılının Türkiye ve bölgedeki ilk puanı yapmanın da aslında mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Hatırlarsanız 4 Eylül tarihinde Elson Miles yapmıştık. Yapmayabilirdik. Pandemin tam göbeğiydi 4 Eylül hatırlarsanız. Bir anda tekrar vaka sayısı inanılmaz artışa geçmişti. Ama biz yine yapacağız dedik ve bunun yapılabilir olduğunu özellikle göstermek istiyoruz dedik. Yine buradaydık. İstanbul Kongre Merkezi'ndeydik. 800 kişiyi de sınır tuttuk. Toplamda 806 tane misafirimiz Elson Miles Evorsu geldi. Çok tabii yoğun Pandemi önlemlerini aldık. İşte dezenfektan tünelleri, işte hijyen kitleri, işte otomik bariyerler, ateş ölçerler gibi. Ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan en son Mars Evors'u en iyi şekilde tamamladık. Ve genel herkes çok mutluydu. Herkesin yüzü çok gülüyordu. Uzun süreden sonra evlerinden çıkma fırsatı yakaladılar. evimize kavuşmuştu. Aylardan beri birbirini görmeyen insanlar orada birbirini tekrar gördü. Hem hastalık giderdiler, hem iş bağlantıları network yaptılar. Hem de bütün sektör moral oldu. Ama tabii ki en önemlisi pandeminin en ağır döneminde bile kapalı bir ortamda güvenli bir etkinliğinde yapılabilir olduğunu tüm sektöre göstermiş olduk. Buna hem göstermiş olduk hem de bu yıl içerikleri de teker teker sizden almak istiyorum Volkan Bey. E, connecting dots demiştik. Yani o noktaları birleştirici gücümüzü Hı -hı. sektör içerisinde, turizm sektörü, meeting, event, incentive. Evet. Hepsinin evet. içerisinde Ace on böyle bir prestiji ve böyle bir gücü var. E, ve bu yılın e, aslında motto'su da çok güzel. Fit for future. Evet. Yani bizler hep geleceğe adımlar atarken kendimizi de bir şekilde o çevik hale getirip olaylar bizi nereye götürüyorsa... Onun akabinde kendimizi de ona uyumlayarak, elimizden evet. geleni en iyisini göstererek geleceğe adım atıyoruz Erdem. Peki, 2021 içeriği hakkında ben artık sizden bilgiler istiyorum. Bu yıl evet. bizi neler bekliyor? Neler yaşayacağız, neler göreceğiz Ace of Mice'da? Bu yıl katılımcılarımızı hangi sürprizler ve hangi içerikler bekliyor? Vallahi çok güzel şeyler bekliyor. <laughs> ee, Dediğim gibi bu seneki konseptimiz aslında iki yıldan beri kullanıyoruz. Connecting Dots çünkü biz... MICE sektörü ve turizm sektörün bütün bileşenleri bir araya getiriyoruz. Onun için Connecting Dost'a devam ediyoruz. Ama yeni bir konsept de var, Fit for Future dediğim gibi. Geleceğe hazır olanlar, Elso MICE'e bir araya geliyor. Çok fazla kullanıyoruz bu sene. Hazır olan bütün sektör paydaşlarını Elso MICE'e bekliyoruz. Bu sene tarihimiz 2-4 Haziran. İstanbul Kongre Merkezi'ni yapıyoruz. B5 katındayız. Toplam 5500 metrekare bir stand alanında fuarımızı gerçekleştiriyor olacağız. 200 civarında bir katılımcı firma var, Türkiye'den de var, Global'dan da gelenler var. Dediğim gibi zaten Türk Hava Yolları isim ve ana sponsorumuz. Yoğun bir iletişim kampanyasını bugün itibariyle başlatıyoruz. Bugün şu an bizim start verdiğimiz bir tarih. Turkuaz Medya Grubu ana medya sponsorumuz, Demirören Ören Medya yan destekçimiz ve birçok dergi ve yayınladı da Türkiye ve Global'de de partnerlik anlaşmalarını imzaladık. Türkiye'de ve dünyada büyük bir e-sommarize kampanyasını başlatacağız. Çok yoğun bir içerik var, her sene olduğu gibi. Bu sene toplam 9 tane başlık altında 40 tane çok değerli konuşmacının bir araya geleceği bir konferans zincirimiz olacak. Bu programları geçen seneki Üsküdar Salonu'nda yani 700 kişi kapasiteli bir salonda bunu gerçekleştireceğiz. Çok teknolojik, çok iddialı bir sahne tasarımı yapılıyor. Büyük bir açılış hovi yapılacak. Fuar alanında deneyim alanları var. Ee, onun da şu an çalışmanız zaten devam ediyor. Takribi 15 bin profesyonel ziyaretçi e, fuarda bekliyor olacağız. E, Türk Hava Yolu ile beraber yaptığımız Uluslararası Fosfos Bayit Programı kapsamında da 110'a yakın e, uluslararası insantif, etkinlik ajansı, PCO, DMC ve corporate taraftan üst düzey bir e, buyer profilini getireceğiz. Hemen oradan ben söylemek istiyorum. Peki bu yılki bu hosted buyer programlarını e, geçmiş dönem deneyimlerinize göre yeniden de şekillendirmiş olabilirsiniz. Oraya atlamak istemiyorum çünkü. Evet. E, bu yılın o program dengesini yaparken nelere dikkat ettiniz Olkan Bey? Şöyle e, mesela bu sene daha az sayıda buyer getirmek istiyoruz. Daha yakın coğrafyalardan getirmek istiyoruz. Özellikle Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, işte Katar, e, Kuveyt, Doğu Avrupa, işte Romanya, Polonya gibi bölgelerden daha çok ağırlıklı olarak çalışacağız. çok üst düzey firmaların doğru kitlesini istiyoruz. Yani biz bu seneki Bayil programında fire oranımızın çok düşük olmasına çok önem veriyoruz. bununla ilgili uluslararası otel zincirleriyle beraber çalışıyoruz. Türkiye Otelciler Birliği bu konuda bize destek veriyor. Türk Hava Yolları bütün dünya ofislerinden bizi zaten Ciddi bir bayır tayipler listeleri geliyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Zaten bütün ofisler üzerinden değil de pazarlama konusunda bize destek veriyorlar. Yani doğru bayır tabii çok önemli. Elinde iş bağlantısı olan Türkiye, İstanbul pazarı ve Antalya tarafı için orta ve uzun vadik işte büyük insentivler, kongreler, etkinlikler, wedding tarafı da tabii yükleyeceğiz. Onları buraya getirmek için uğraşıyoruz. Hem de influencer çalışmamız olacak. Önemli 4 ya da 5 tane influencerı da Türkiye'ye getireceğiz. Hem İstanbul'u gezdireceğiz, i̇şte post atmalarını, suratmalarını sağlayacağız. Tanıtım konusunda da Yener gibi desteğimizi veriyor olacağız. Her sene oturumların içeriği o kadar farklı ki ve o kadar dünyadan, evet. Türkiye'den o kadar değerli katılımcılarımız oluyor ki ben aslında o konuşmalar hiç kimsenin kaçırmasını istemiyorum. Evet. Çünkü bir çok daha yani. bir daha bulunamayacak, bulunamayacak e, pırlanta değerinde oturumlar. Ve e, bu yıl oturum içerikleri de her yıl yenilediğiniz gibi evet. yepyeni. Onları da hatırlatalım mı? Bu tabii oturumlar tabii. üstüne tabii. konuşalım mı? Dokuz oturum dedik, birçok konuşmacımız Aynen. var Aynen. dedik. Belki biraz daha detaylandırabiliriz. Tabii. Şimdi El Mice olarak biz bu seneye kadar yani şu an 8. yılımız 224 tane oturum yaptık. 346 tane konuşmacı getirdik. 346 tane konuşmacının 200 küsur tanesi yabancıydı. Ee, hakikaten baktığınız zaman yani El Mice sektöre e, yeni vizyonlar, yenilikler, yeni teknolojiler, e, iletişim nereye gidiyor? Bu konu hakkında e, ciddi bir katkımız bu yıla kadar oldu. Bu sene de Başak dediğin gibi 9 tane. Oturum planlıyoruz. Dün TÜRSAP Başkanımız Sayın Firuz Balıkay ile beraberdim. TÜRSAP Başkanımız Firuz Balıkay'ın moderatörlüğünde dört tane ülkenin seyahat ajantı birlik başkanı getirmek istiyoruz. Daha net değil ama getirmek istiyoruz. Çalışmalar başladı. İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya bir de belki Hollanda eklenecek. İngiltere, Rusya, İngiltere, Rusya Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna Almanya, Almanya bir de belki Hollanda olacak. Harika. Ee, Yarışmalar başlayacak Bakalım inşallah getirebilirsek ee, Fuarın ilk ve ana oturumu olacak hı hı. Firuz Bağlıkaya Başkanımızın Moderatörlüğünde ee, Buradaki konuda pandemi sonrası Turizmin geleceği tartışılacak Bunlar Davos düzenli yapılan oturumlar olacak Dediğim gibi sahne zaten çok Görkem çok ihtişam bir sahne dizaynı yapılıyor ee, Basın tarafı da çok güçlü olacak İlk oturum bununla başlayacağız İkinci oturumuz e, Büyük tur operatörlerinin sahipleri ve globaldeki işte Accor, işte Galson Resort grup gibi otellerin de CEO'larına e, davet ediyoruz. Hem o büyük zincir otellerin dünya başkanları hem de tur operatörlerinin başkanları da pandemi sonrasının ki turizm trendine ve turizm hareketliliğine A'dan ağdan ze el alıyorlar olacaklar. E, i̇letişim alanında da oturumlar var evet. e, zaten sürprizlerimiz de var, var, var. E, aynı zamanda e, peki tabii herkesin aklında soru işaretleri var yani geçen yıl ödül törenimizde yaşamayanların aklında da hani pandemi çünkü e, bunun ee, mutantının devamı, bu sürecin devamı bizlere her türlü zorlarken e, ödül törenini siz de belirttiniz. Gerçekten çok başarıyla gerçekleştirdik. Evet. El birliğiyle. Herkes çok evet, hassas evet. davrandı. Evet. Bütün ekip, bütün konuklar. Sayıyı Aynen. azalttık. Olabildiğince insanların katılımını gene de evet. sağladık. Çok evet. şükür atlattık. Aynen. Ee, fuar peki? Çünkü hani fuarda alınacak önlemleri ben burada tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü insanlar gelmek isteseler bile hep kafalarında bir soru işareti kalıyor ya ama e, bunun örneğini gerçekleştirdiğiniz için aslında bu önlemleri tekrar hatırlatmanın gereği Tabii, var diye düşünüyorum. Büyük, büyük mutlulukta. E, dediğim gibi zaten bunu bir tecrübe ettik. El Somalistan e arkadan hakikaten çok planlı ve programlı bir etkinlikte. E, ve sonuçta da hiçbir vaka yaşanmadan e, çok güvenli bir şekilde e, misafirlerimizi ağırladık. Bu sene neler yapacağız? Birincisi fuara HES kodu olanlar girebilecek. HES kodunun indirilmesi gerekiyor. İkincisi bütün kapılarda dezenfektan tünelleri kuruyoruz. Yani kapıdan içeri giren herkes zaten otomatikman dezenfektan olmuş olacak. Kayıt alanında hijyen kitlerini dağıtacağız. Hem kolonyalar hem maskelerimiz. Hepsi gelen bütün 15 bin kişi bunlar kayıt alanında verilecek. Birçok noktada zaten yine dezenfeksiyon şeyler olacak, makineleri olacak. Kayıtta olduktan sonra içeri girmek için otomatik bariyerler var. Ateş ölçerli. 38 derecenin altı olduğu takdirde kapı açılıyor. 38 derecenin üzeri ise kapı açılmayacak ve o misafirimizi içeri alamayacağız. Ee, sosyal medya robotlarımız yine geziyor olacak fuar alanı içerisinde. Ee, bu şekilde önemlilerimiz. Ee... Gerçekten kendimizi çok güvende hissetmiştik. Fuarda da evet, bu tarz evet. önlemlerle e, herkesin zaten katılımını bekliyoruz. Sağlıkla, siyatla evet. e, ve bu içerikleri de kaçırmamalarını da arzu ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. E, bu yılın en önemli yeniliklerinden biri de aslında ona geleceğim ama ben bir de e, hem partiden de bahsetmek istiyorum. Hani fuar yapılıyor ama içimizde öyle bir o coşkuyu, içimizdekini parti yaşattığımız olması. harika bir parti havamız da var. Söyledik. E, hem network'ü devam ettirdiğimiz hem günün stresini de attığımız. E, biraz partiden de bahsedelim mi? E, partiye geçmeden istersen bir oturumları bir tamamlayalım. Aa, tabii tabii oturum Çünkü Bayağı var. Ex... Buyurun, Oradan partiye tabii geçeyim. Ki, tabii ki. E, üçüncü oturumumuz PC oturumu planlıyoruz. Evet. Yine 5 artı 1 Davos düzende. E, yaşasın gerçek kongreler diyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz son bir yıldan beri kongreler hibrit olarak yapılıyor. oluyor. E, kongre sektörü nereye gidiyor, neler var? yenikler neler, PCO'lar nasıl görüyorlar, onların bir görüşünü almak istiyoruz ve bütün sektörde bunu paylaşmak istiyoruz. Devamında hemen PCO'ların hizmet verdiği uzmanlık dernek başkanları oturumunu başlayacağız. Yine 5 artı 1, 6 tane çok büyük kongrenin başkanını e, ESOMAY sahnesini ağırlayacağız. Hibrit kongre tecrübelerini anlayacaklar. Mutlular mutsuzlar mı bu işten. Gerçek kongrede geçiş nasıl olacak? Bunu değerli hocalarımızdan dinlemek istiyoruz. Onun için 6 tane çok değerli Büyük Kongre'lerin başkanı hocalarımızı yine El Somay Sanesi'ne ağırlıyor olacağız. bir diğer oturum Galataport Galata Port isim sponsorluğunda ve moderatörlüğünde yaptığımız Kruzda Mayıs oturumu olacak. Biliyorsunuz Kruz gemiler artık Galata Port'un açılması e, 1,5 milyon kruvazer yolcusunun İslamla gelmesi hedefleniyor. Pandemi yavaşladığından bu operasyon başlayacak. Birçok gemi şu an kendi planına İslamlılarda koymaya başladı. Galata Port Moderatörlüğü'nde 5 tane kruz şirketinin Türkiye ve Avrupa başkanları eşliğinde kruz gemilerinde insantif teşvik seyahatlerini ele alacağız. Çünkü tabii ki Antalya'da Kıbrıs'ta birçok yerde kongrelerimiz insantif aktiviteler oluyor ama gemilerde de artık bu insantifin biz yoğun şekilde başlayacağını düşünüyoruz. Özellikle İstanbul çıkışta olduğu için. Evet. Nasıl bir içerik sunuyorlar? Gemilerde ne tarz etkinlikler yap yapılabilir? Bunu o kuruluş şirketlerin Türkiye ve Avrupa başkanları e, may sektörü ve turizm sektörüyle paylaşıyor olacak. E, i̇letişim demiştin. Evet iletişim. İki tane toplantımız var. Evet. Tekip pazarlama iletişim oturumu yapıyoruz. Burada altı tane büyük kurumsal şirketin CMO'sunu ağırlıyoruz. Yine bir moderatör, beş konuşmacı e, pazarlama iletişime. İletişim pandemi sonrasında nasıl boyutlanacak, ne tarz iletişimler yapılacak bunları da değerli kurumsal şirketlerin CMO'ları sektörle paylaşıyor olacak. Bir diğer iletişim oturumumuz var. Kurumsal İletişimciler Derneği ile beraber bunu planlıyoruz. Yine 6 tane çok ulusal ve uluslararası şirketin kurumsal iletişim bölüm başkanı etkinlik yönetime, sponsorluk yönetimi ve yeni dönemde iletişime bütün sektörle paylaşıyor olacak. Bir diğer oturumumuz DMC. Global DMC Türkiye getirmeye çalışıyoruz. Onlarda da destansiyon pazarlamasının ki son trendleri yine bütün seyircilerle paylaşacaklar. Geçen sene ikinci düzenlediğimiz Production Talks biliyorsun çok ses getirmişti. Çok, 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 çok lezzetli, önemli, çok, çok böyle sahne arkasındaki aslında yıldızlar gelmişti işte Eurovision yapımcısı buradaydı. Londra Olimpiyatları'nın yapımcısı buradaydı. Yani en iyi fotoğrafçısı Fotoğraf, buradaydı. Fotoğrafımızı çekmişti hatırlarsın. <laughs> ee, i̇şte Jennifer Lopez'in ses ışık dizaynına kadar birçok isim gelmişti. Bu sene ikincisini yapıyoruz. Beş tane konuşmacımız olacak. Bir tam gün sürecek. Yine çok kreatif insanları getiriyoruz. Konuşmacıları getiriyoruz. İşte video mapping, hologram, ghost açılışlar, şovlar. Hepsinin son böyle rüyasal etkinliklerin tasarımları ve dizaynlarını bizim etkinlik sektörle paylaşıyor olacaklar. Turizm Medya Grubu'nun ben enerjisine yetişemiyorum gerçekten. Volkan Ataman önderliğinde, Esra, İbrahim, bütün, bütün ekip öyle bir canla başla çalışıyorlar ki gerçekten. Herkes, her herkes. sene herkes. ortaya koyduğunuz evet. bu güzellikler için ben herkes adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gönlüm o kadar çok şenleniyor ki çok çok büyük heyecan duyuyorum. öyle ee, Oturumlarımız bitti galiba değil mi? Başka var Oturma mıydı bitti. aklımızda? Evet. E o zaman partiye geçelim mi? Partiyi anlatalım tabii, tabii, mı? Geçelim. Partide neler bizi bekliyor? Evet. bu seneki partimizin ismi Amazing Party by Jolly Mice. Jolly Mice sponsorluğunda bu parti yapıyoruz. Bu sene İstanbul Kongre Merkezi dış alandayız. Açık alanda olacağız. Oraya çok büyük bir cube sahne kuruyoruz. full mapping olacak. işte DJ'ler, performans sanatçıları, işte lazer işte mapping şovlar zaten var. Orada toplam bin kişiye ağırlayacağız. Bin tane sektör temsilcisi, işte maç sektörü ve bizim kurumsal davetlerimiz, kurumsal şirketlerin yöneticileri. Amazing Parti'de pandemi sonrasında artık herhalde o parti sabaha kadar sürer diye düşünüyorum Başakçım. Sağlıkla, sihatle olsun. En büyük temennimiz bu yönde. Yoksa çok eğlenileceğini hepimiz çok iyi aynen, biliyoruz. Aynen. Ee, dediğim gibi çok büyük bir iş herkesin sahiplenmesini arzu ettiğimiz sadece evet. Türkiye'nin de değil, sadece Türkiye'deki dinamiklerin de değil, tüm dünyanın da gözünü çevirip baktığında vay be dedikleri bir iş ortaya çıkıyor burada. Evet. E, tabii e, destekçilerimizden bahsetmiştik aslında. Dedik ki hani biz hiçbir zaman ben demiyoruz, biz diyen bir ekibin enerjisiyle e, bu çıkıyor. E, sponsorlarımıza, destekçilerimize de e, bir merhaba demek ister misiniz tekrar? E tabii ki özellikle hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. İlk günden beri beraberiz. Birçok sponsorumuz, birçok destekçimiz var. Zaten bu kadar büyük bir operasyon. E, bu destekçiler, sponsorlarımız, dostlarımızla, arkadaşlarımızla olmadan e, olması mümkün değil. Biz sadece ön delik yapıyoruz aslında baktığınız zaman. Burada yüzlerce kahraman var. Ve onları kahraman diyorum çünkü. Evet. Mind kahramanları. Hep beraber ekip şeklinde güle oynaya çalışıyoruz. Böyle eğleniyoruz. Uçuyoruz, kaçıyoruz ama üretiyoruz. Evet. Evet. Ve sonuçta ortaya hakikaten çok değerli işler çıkıyor. Hem Türkiye'de hem dünyada konuşulan bir iş ortaya hep beraber çıkarıyoruz. Bu senede fuar alanının içerisinde birçok deneyim alanı planlıyoruz çok teknolojik bir sahne planlıyoruz. Burada Infinity FX Studio ile beraber çalışıyoruz. Benim de ortak olduğum bir kurum. Başta Mert Onuran ve Barış Serdar olmak üzere hem B5 alanında deneyim alanlarım, semfuar'ın girişinde kayıt alanından başlayan, sahneye devam eden, partiyle devam eden yoğun bir böyle deneyim, böyle farklı şovlar planlandı. Umarız gene genel herkes etkileneceğini düşünüyoruz. Bu yıl zaten e, takip ettiyseniz sosyal medya hesaplarımızdan da hem YouTube'dan hem e, Instagram'dan e, hazırlanmış o tasarımlar ve e, dizaynlar Infinity FX Stüdyosu'ndan çıktı. Evet. Ve nicesi 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 daha gelecek e, sevgili Mert ve e, tüm ekibinize ben de tekrar tebrik etmek istiyorum burada. Teşekkürler sağ ol. Ve sağ. E, leziz bir dokunuş var bu yıl. Evet böyle bir var. leziz Böyle <laughs> evet. leziz, böyle kokuların oldu. Evet. lezzetlerin olduğu damağımızda çok güzel izler bırakacak olan bir yenilik. Gastronomi Turizmi Derneği ile bir araya geldiniz ve bu yıl Gastro Show diyeceğiz. Ve e, fuarla aynı tarihte İstanbul Kongre Merkezi'nin bir alanında aynı zamanda gerçekleştirilecek Gastro Show. Peki merak ediyoruz Gastro Show'da içerik olarak neler yaşayacağız, neler göreceğiz? Ace of Mice ve Gastro Show birlikteliği nereden doğdu? Burayı da bir özetleyelim mi? Ee, sevgili dostum Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ile yıllardan beri bunu konuşuruz. Ee, hayalinde kurardık ve konuşurduk. Her şeyin bir zamanı vardır evet. derler ya. Zamanı bu seneymiş. Zamanı geldi. El ele verdik Gürkan Bey'le beraber. Ee, oturduk hayaller kurduk, hayaller kurduk. Şöyle olsun böyle olsun ve ortaya çok Güzel bir içerik çıkardık açık konuşmak gerekirse. Kendisi zaten gastronomi alanında hakikaten çok tecrübe ve yıllarını vermiş bir arkadaşımız. Ben de Mayıs konusunda yıllarını vermiş bir insanım. İki tane gücün birleşmesi herhalde ortaya güzel bir etkinliğini çıkaracak. Çok kısa bahsedeyim isterseniz. Gastro Show'u yine 2-4 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nin dış alanında yapıyor olacağız. Açık alanda 2280 metrekarelik bir stand alanımız olacak. Burada iki tane doğum çadır, kubbe firmasının destekleriyle beraber iki tane dom çadırımız olacak. Bir dom çadır içerisinde 200 kişilik bir tiyatro düzende oturum planlıyoruz. Yine büyük bir salimiz olacak. Bu alanda 3 gün boyunca 19 tane oturum 50 yakında konuşmacı planlıyoruz. Bu arada Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı'nı Türkiye getiriyoruz. bu da ben çok keyifle. Ünlü Michelin Yıldızlı şefleri Türkiye getiriyoruz. Türkiye'deki zaten önemli master şefler neredeyse hepsi gastro show etkinliğine katıldı. Ya konuşmacı olarak ya işte deneyimlerini paylaşmak üzere bizler de olacaklar. E, stand alanlarında gurme dediğimiz özel lezzetleri üreten markaların da standları olacak. Hem de bu konudaki destek firmaların da standları olacaklar. E, bir diğer alanda da e, 360 derece video mapping eşliğinde 40 kişilik bir masa düzenimiz olacak. Burada şeflerimiz sunum yaparken işte atıyorum e, somon fümü anlatırken işte bütün o alan bir anda somon fümü olacak. İşte şampanya patlatırken bir anda her yerden baloncuklar aşağı akacak. E, orada böyle biz Tam özel bir misafirlerimizi Tam bir aynen özel misafirlerimiz orada master şeflerin sunumlarıyla beraber ağırlıyor olacağız. İşte hem oturumlar olması işte globalden ve Türkiye'den çok değerli konuşmacıların olması bütün bu sektör paydaşlarının bir araya gelmesi aslında gastro şovu bayağı farklı kılacaktır diye düşünüyorum. Kes, kesinlikle öyle ve gastro şovdaki bütünsel bakış açısını da dinleyeceğiz Gürkan Bey'den. Onu da e, heyecanla bek bekliyoruz evet, ki evet, onunla evet, konuşalım. Evet. Gürkan ee, Bey. Kesinlikle. Gürkan konuşuyor. Bey davet edelim bence. Bir, bence de. Şöyle bir dakika bir şey alalım. Evet Olalım, kesinlikle mi? öyle. Bence Gürkan Bey'den e, gastro şovun bütün ayrıntılarını almak üzere kendisini e, buraya davet edelim. Buyurunuz Gürkan Bey. Gastronomi Turizmi Derneği adına hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş geldin Gürkan'cığım. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Buyurunuz. Çok heyecanlıyız biz böyle bir özetledik, özet yaptık. Neler yaşayacağımızı, nasıl deneyimler yaşayacağımızı, Ace of içerisinde neler olacağına, hangi yenilikleri getirdiğimizi. Ee, önce belki hani Ace of Mines'ın genel çatısı altında bir değerlendirme yaparsınız. Oradan da gastro geçelim olur mu? Gastronomi Turizm Derneği'nin yaptıklarından, amaçlarından bahsedelim ardından. Elbette. Önce çok teşekkür ederiz. Hem bu basın toplantısı için çok ciddi bir emek sarf edildi hem de e, turizm medya grubu ve tüm ekibe buradan teşekkür etmek istiyorum. E, bizim için çok kıymetli gastronomi turizminin e, dünyada çıtasını e, biz inanıyoruz ki Türkiye hep bir numara olması gereken bir ülke. Ee, bu anlamda da Turizm Medya Grubu ile yaptığımız bu işbirliği Volkan e, kardeşimizle beraber çok daha e, dünya çapında sesimizi duyurabileceğimiz bir organizasyon olduğunu biz e, inanıyoruz. Şu an derneğimizin 2000'e yakın üyesi bizi izliyor. 2000. Evet. Wow! Yani, herkese merhabalar. <laughs> evet Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya kadar, e, Los Angeles'tan e, Nepal'e kadar üyelerimiz mevcut. Dünyaya yani, uzanıyoruz. Evet, dünyaya uzanıyoruz. Biz istiyoruz ki hep beraber çok daha nitelikli gastronomi turizmi konusunda gelirlerimizi ülke olarak artıralım. Hem Kültür Turizm Bakanlığı ile entegre, hem de Türkiye Seyahat Ajansı ile birlikte entegre olarak çalışmalarımıza devam edelim. Gürkan Bey, gastronomi turizmi neden önemli? Hani biz biliyoruz ama siz tam der, derneğin içerisinde olarak atladığımız detaylar vardır. Yani bunu neden daha ön plana çıkarmalıyız? Bunun önemi bizim için nedir? Hem ülke tanıtımımız için, hem kalkınma için, hem istihdam için o kadar. Çünkü çok boyutlu ki bu. Neden önemli? Birincisi tohumdan başlıyor aslında. Evet. Yani bizim Anadolu'daki kadınlarımız bugün topraktan çıkardıkları ürünleri aslında üç yıldızlı Michelin şeflerin, e, tabaklarına gönderebilmemiz için çok kıymetli diye düşünüyoruz. Hem ihracat açısından da çok önemli. Yani hem Turizm Bakanlığı'nı hem de Ticaret Bakanlığı'na ilgilendiren çok önemli bir organizasyon aslında gastronomi turizmi. Bugün Michelin Yıldızlı şefler e, tabağını 100 Euro'dan yemekleri satıyorsa bizim Anadolu e, ürünlerimizi bu e, tabakların içerisine biz e, koyduğumuz zaman başarılıyız diye düşünmekteyiz. Kesinlikle öyle. Peki e, gelirlere baktığımızda dünya Türkiye'nin durumuna baktığımızda böyle bir kıyas yaptığımızda nasıl bir şey ortaya çıkıyor sizce gastronomi Bil turizminde gelirlerde? Biliyorsunuz geçen yıl aslında gastronomi yılı ilan edildi Kültür Turizm Bakanlığı tarafından bu çok kıymetli. Biz bunu pandemi sebebiyle istediğimiz ölçüye getiremesek de 50 milyar dolar hedeflerin içerisinde 15 milyar dolar sadece gastronomi turizminin Türkiye'deki gelir hedefi var. Şu anda 5.1 milyar dolar Ne kadar de. ne kadar önemli, önemli bir hedef? Tabii, tabii, ne kadar tabii, çok tabii, 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 çok özel bir boyut. Gerçekten tabii, tabii. çok özel. Orada bir... Amerika'daki rakamı da söyleyeyim lütfen. Sadece gastronomi turizmi geliri 444 milyar dolar Amerika'daki. Evet. Çok Aa, restoran yeme içme sektöründe. Ee, benim burada aslında en çok heyecan yaratan, Miles gibi bütün dinamikleri arkasına alan bir e, fuarla bir organizasyonla bir ödül töreniyle işte yıllardır kemikleşmiş yol alırken Gastro Show etkinliği e, nereden yaratıldı, kim düzenliyor, e, neler göreceğiz? Bunların da detaylarını az önce Volkan Bey birazcık bahsetti ama sizden de dinleyelim mi? Şimdi içerikler bence çok kıymetli. Burada Turizm Medya Grubu çok ciddi ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ace of Mice zaten 7 yıldan beri çok nitelikli işlere imza atıyor. Biz bunu hem arkadaş olarak hem de sektördeki e, dernek temsilcileri olarak takdirle izliyoruz. Yani Ace of Mice, Volkan Ataman kendisi artık e, marka ve Türk Hava Yolları zaten bu konuda özellikle e, inanılmaz bir destekle e, belki de 2021'de ben bilmiyorum bu nitelikte başka bir fuar ve organizasyon yok diye ben biliyorum. Yok. Bunu şu anda bakanlıktaki yetkililerimiz de izliyor. Evet. Ben diyorum ki buraya destek verilmesi çok kıymetli. Çünkü çok. içerikler için Volkan Bey'in gece 11'de 12'de bana mesaj attığını biliyorum. Gürkan şunu mu getirelim bunu mu götürelim derken inanılmaz bir çaba içerisindeyiz hep beraber. Bunun karşılığını aslında sadece bizler değil ülkemiz alması gerekiyor. Ve dünyadan en iyi konuşmacıları gastronomi turizmle ilgili ben bunun altını bir daha çizmek istiyorum. Gastronomi ile turizmi karıştırılabiliyor. Yani işte bazen sadece Michelin yıldızlı şefleri getirmenin çok önemli olduğu düşünülüyor. Ama bunun ötesine geçtik biz. Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı'nı evet. ülkemize evet, getiriyoruz. Evet. Evet. Women temsilcisini, Asya temsilcisini Türkiye'ye getiriyoruz. Evet. E, Michelin yıldızlı şefleri zaten getiriyoruz. Evet. Ama bizim için makbul olan Türkiye'nin yemekleri ve Türkiye'nin şeflerini dünyada en iyi noktada temsil edebilmek. Yani ben inanıyorum ki bugün Somer Sivrioğlu Avustralya'da dünya çapında bir şefimiz. Burada belki Türkiye yeni tanıdı ama Somer de mesela bu O zaman katılıyor. bu detaylar biraz daha meraklanalım istiyoruz olur mu? Daha neler neler? Hangi konuşmacılar var? Neler yaşayacağız? Hangi hazırlıklar yapıldı? Hangi tatlar gelecek ağzımıza? Hangi kokuları biz burada duyacağız? Daha sonra devam etmek üzere e bir ara verelim mi? Öyle yapalım mı? Bir gastro show arası verelim. Ve Ace of Mice'ın tüm detaylarını sizden aldık Volkan Bey. Eklemek istediğiniz başka bir detaya kaldı mı? Var. Atlamayalım. Var. O son, son eklemelerimizi son, de yapalım. Son bir şey söyleyeceğim. Tabii Zaten ki. Ace of Mice bütün içlerini her şeyi paylaştık. Benim tek demek istediğim şu. Pandemi sonuçta bizim müdahale edemediğimiz bir şey. Ama pandeminin kurallarına uyarsak kendi işimizi, kendi sektörümüzü devam ettirebiliriz. Biz asla vazgeçmedik, pes etmedik. Sonuna kadar gidiyoruz. Çok da iyi bir içerik hazırlıyoruz. 2-4 Haziran'da herkese bekliyoruz. Sektörümüzün başlangıcı ASOMIS Exhibition by Turkish Airlines olsun. Hep beraber bir araya gidelim. Hem motive olalım hem de işlerimizin bağlantısını yapalım. Herkese çok teşekkürler, çok sağ olun. Ne güzel enerji, harika. Ace of Mice diyeceğiz, Ace of Mice diyeceğiz. Ve o zaman klasiğimizle o aramızı verelim mi? 3-2-1 deyip haydi. kameraya bakarak tüm enerjimizle. Gel, gel Gülkan. Ne diyorduk? Ace of Mice demeye hazır mısınız? Hazırız. 3-2-1 Ace of Mice!